Türkiye'nin bir numarası Number One TV'de Starzone devam ediyor. Bugün Serhan Sokulgan işte burada olacak demiştik değil mi? Serhan hoş geldin. Hoş bulduk, nasılsın? Çok teşekkürler, ben iyiyim. Senden ne haber? Çok teşekkür ederim. Çok sağ ol, valla çok güzel, keyifliydi. Demin de kısa bir sohbetimizi de yaptık. Biraz da azıcık beklettik seni, o yüzden de seyircilerimizin huzurunda. Estağfurullah, çok keyifliydi bence. Vallahi, seninle bakma. Sohbet etmek, değil özellikle mi? Number One stüdyolarında acayip güzel bir enerji var. Onu seyirciyle çok güzel bir bütünleştiriyorsunuz. Biz bir aileyiz ya. Değil mi? Vardır o. Biz bir aileyiz. Tabii margarin ihtiyacı. Soy ağacınız var mı, öyle bir çıkartsın mı? Olmaz mı tabii, her şeyimiz var burada. Aileyiz arkadaşlar, buyurun siz de. Gelin buraya değil mi? Ortamı görün. Aynen öyle. Peki, albüm geldi. Maxi single aslında, evet. Türkiye'de aslında hani bir mini albüm de deniliyor. Çünkü artık biliyorsunuz müzik sektörünün kan kaybettiği bir dönemdeyiz. Hani dünya starlarına da baktığınız noktada hani Madonna bile şeyi araştırıyor. Ne kadar şarkım download edilmişe bakıyor. Değil, yani evet, maalesef çok acı bir şey aslında ama ben hani Türkiye'de gerçekten korsana karşı ve MP3 indirmeye karşı çok resmi siteler de var gerçi baktığınız noktada birçok müzik artık şirketi yeni tarafından yeni bütünleşiyor. Evet. Ama ben hala mesela bir müzik marketten CD alıp onu koyup dinlemenin keyfinin bambaşka olduğunu düşünüyorum. Tabii yani ilk ambalajı açarken çok keyifli, işte kimlerle çalışmış vesaire, ona bakmak. Yani ben kendim adıma baktığım noktada çok bir arşivim vardı ve ondan da vazgeçmem açıkçası. Aynen ya, onu böyle müzik marketten satın alıp eve gelene kadar bekleme. Aynen öyle. Sonra bir poşeti açma. Şu an mesela ya, muhakkak ne söylemek istediğimi anlamışlardır. Tabii, o tabii. Hissiyat çok başka bir şey. Yani o noktada bilen kişiler şey yapıyor yani, zaten onu alıyor ve evinde takıp dinliyor zaten, ama yapan kişiler de tabii. Muhakkak özellikle yeni jenerasyonla ilgili birazcık bu yani. 80'li yılların başında doğanlara baktığınız noktada yine bir CD tüketimi çok, ama 85'ten sonra hiç yok. Zaten MC diye bir şey bilmiyorlar, kasetten bahsediyorum. Ama hani bunun bir kan değişimi vardır ya, böyle dibe vurup çıkmak falan vesaire. Bence öyle bir dönemde olduğumuzu düşünüyorum ve 2008 yazının da gayet müzikseverler için iyi olacağını düşünüyorum ben. Peki, senin albümün hakkında konuşacağız. Tabii. Şimdi böyle bir giriş yaptık. Giriş, tabii. Gelişme, sonuç 3 bölümde. Bir klip izleyelim. Tabii var. İzleyelim. Bizlere videolarını gönderiyorlar sağ olsunlar izleyicilerimiz, biliyorsun. Evet, değil inanılmaz mi? Çünkü Türkiye'de müzik yapıp kendi başarısını seyircilerle paylaşamayan birçok müzik grubu var. İşte bu programda onu sağladığınız için işte bu biz. Gerçekten çok çok önemli. Siz de videolarınızı Number One TV'ye gönderebilirsiniz. İşte bu ya. Şimdi kimi izliyoruz? Antikor. Ayrılık Rüzgarı izleyelim. Ardından Serhan Sokulgan'la devam edeceğiz arkadaşlar.